Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım, herkese merhaba. Milletçe çok zor günlerden geçiyoruz. Öncelikle depremde kaybettiğimiz tüm canlara Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Tüm yakınlarına başsağlığı diliyorum, sabır diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İnşallah böyle büyük acılar, felaketler bir daha yaşanmaz ülkemizde. Ancak bir akrep ülkesiyiz ve krizler, acılar, felaketler ne yazık ki çok fazla yaşanabiliyor bizim topraklarımızda. Bu da belki Anadolu'nun bir misyonu. Ama unutmayın, tekrar küllerimizden de doğabilecek, birlik ve beraberlik içerisinde yaralarımızı sarabilecek bir milletiz. İnşallah bu zor günleri de atlatacağız. Astrolojik olarak bu göstergeler var mıydı? Çok sorular geliyor. Evet, ben ve birçok astrolog arkadaşımız aslında uyarıları yaptık. Öncelikle astrolojik değerlendirmeleri çok öyle anlık ve günlük bakmamak gerekiyor. Daha büyük resme odaklanmak gerekiyor. Akrep burcu ülkesiyiz ve Akrep Boğa aksındaki tutulmalar son bir yıldır ülkemiz için çok önemli tesirler getirmekte. Ve 28 Ekim'de meydana gelen Akrep burcundaki Güneş tutulması, ardından 8 Kasım'daki Boğa burcundaki Ay tutulması. O videolarda da özellikle belirtmiştim. Tekrardan izleyebilirsiniz. Bu tarz doğal felaketleri tetikleyebilecek açılar barındırıyordu. Tabii ki bunun aynı zamanda toplumsal yansımaları, ekonomik yansımaları da var. Yani büyük kapsamlı bir durum bu, ülkemizi etkileyecek olan. Ve 5 Şubat'taki Aslan burcundaki Ay tutulması da derece olarak, aynı zamanda 21 Ocak'taki Kova burcundaki yeni ayda bu tutulma aksını tetikledi. Biliyorsunuz tutulmalar en az 6 ay, hatta 1 yıla yayılan ana etkiyi belirler ve sonrasındaki transitler ve özellikle ana akslarda olan, yani karşıt açı gibi, kare açı gibi ana akslarda olan yeni ay, dolunay döngüleri, önemli gezegen geçişleri bu tetiklemeleri yaparlar. İşte 21 Ocak'taki Kova yeni ayıyla 5 Şubat'taki Aslan dolunayı böyle bir döngüydü. Uranüs'ün çok güçlü açısı var Boğa burcunda. Gerek tutulmalarda gerek bir dolunay döngüsünde tetiklendi. Ve Uranüs doğa olaylarını tetikleyebilen, özellikle kolektife yansıyan, kitlesel durumlarla çok ilgili bir gezegen. Olabilecek en olumsuz durumlardan birini yaşadık. Keşke olmasaydı ama sonuçta elimizden gelmeyen, yaşanması gereken deneyimler var. Ve buradan da tabii ki alacağımız dersler var. Çünkü tüm kolektifi etkileyen, büyük kitleleri etkileyen, bunun gibi zor olaylar, felaketler aslında tüm insanlık için bir ders niteliğindedir. Herkes kendi vicdani değerlerinde duygusal etkiler alarak burada kendilerine düşen tekamül yolundaki ilerlemeleri kaydederler bu şekilde. Dolayısıyla bu aslında tüm insanlık içinde çok önemli bir olay. Anadolu'da yaşanıyor ki Anadolu'nun böyle de bir misyonu var zaten. İnsanlığın tekamülünde, ilerlemesinde de öncülüğü var. Şimdi önümüzdeki süreçte gökyüzünü incelediğimizde, öncelikle 16 Şubat'ta yine Güneş'in Satürn'e kavuşumu var ki yılda bir kez olur Güneş-Satürn kavuşumları, sert bir açıdır. Bizi hatalarımızla yüzleştiriyor, sıkıntılarımız, yoksunluklarımızla, acılarımızla yüzleşiyoruz. Sorumluluklarımızla, görevlerimizle daha fazla, biraz daha yüzleşiyoruz. Tabii ki zor bir açıdır. Dolayısıyla yine önemli tetiklenmeler olmaz inşallah, ki olabilir, artçılar devam edecek. Bunu tüm uzmanlar söylüyor. Bunun yanı sıra bir deprem ülkesiyiz. Depremler bitmeyecek, olacak. Önemli olan, deprem bir felaket değil aslında, bir doğa olayı. Hani onun getirdiği yıkım bir felaket oluyor. Ama o yıkımın olması veya olmaması da biz insanların elinde olan bir şey. Dolayısıyla burada hani yetkililerin, görevlilerin, gücü elinde bulunduran kişilerin, Satürn bunları ifade ediyor çünkü, sorumluluklarıyla yüzleşmesi, eksiklerini, hatalarını fark etmesi anlamında çok önemli zamanlardan geçiyoruz.
halkımız için, ülkemiz için geleceğimizde daha önemli durumlarla karşılaşmamak adına bu veya buna benzer artık herkesin daha fazla sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerekiyor. Görevlerini daha bilinçle burada yerine getirmesi gerekiyor. Satürn karmanın gezegeni, o yüzden eksikleri, hataları daha fazla görünür hale getirecek. Ta ki biz kişisel sorumluluğumuzu, toplumsal sorumluluğumuzu alıp olgunlaşana kadar bu devam edebilir. Evet, 20 Şubat'ta Balık burcunda yeni bir ay doğacak. Şimdi bu yeni ay bir aylık süreçte, yani 20 Mart'a kadar olan dönemde ülkemize nasıl tesirler getirecek? Öncelikle kolektif tesirlerden bahsetmek istiyorum. Tabii ki hayat devam ediyor. Hayatlarımızda, bireysel hayatlarımızda yaşanan bu tüm olumsuzluklara rağmen yaşam sevincimizi, umudumuzu kaybetmememiz gerekiyor. Hayatlarımızda, kişisel hayatlarımızda yenilikler, değişimler, başlangıçlar, güzel şeyler olacak, olmaya da devam edecek. Bakalım bu yeni ay bize neler getiriyor. Şimdi 20 Şubat'ta saat 10:07'de yeni ay doğacak arkadaşlar. 1 derece Balık burcunda doğacak yeni ay. An haritasına baktığımızda da Koç burcunun 26 derecesi yükseliyor. MC noktasında da Oğlak burcu var ki bu da öncü bir burç. Yani ana akslarda yine öncü burçları görüyoruz. Balık burcunun 1 derecesi yeni ayın oluştuğu derece. Satürn'de 28 derece Kova burcunda olduğu için aslında yeni ayla birleşim hattında. Yani 3 derecelik bir orbla Satürn yeni ayla birleşiyor. Dolayısıyla o Satürn'ün zorlayıcı, kısıtlayıcı, sorumluluklarımızla yüzleştirici etkisini bu yeni ayda görüyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda 7 Mart'ta Satürn Kova'dan ayrılacak. Artık son derecelerde. Ve bu çıkışından itibaren, yani Kova burcundan ayrılmadan önce de böyle çok güçlü ve son etkilerini getiriyor. Özellikle Kova burcu işte kolektifi, tüm insanlığı etkileyen, özellikle toplumsal hareketler, insan gruplarını etkileyen durumlar, sivil toplum kuruluşları, organizasyonlar, dernekler, vakıf çalışmaları, işte diplomasiyle ilgili, siyasetle ilgili konular, hani topluluklarla ilgili alanlarda aynı ideali, aynı görevi, aynı sorumluluğu paylaşan insan gruplarıyla ilgili yapılar. Bu deprem de bu konuları daha fazla tetikledi biliyorsunuz. Herkes kitle halinde yardım etmek için gruplaştı. Depremzedelerin yanına koştu ve şu anda yardım kuruluşları olsun, sivil toplum kuruluşları olsun, organizasyonlar olsun son derece yoğun bir şekilde devam ediyor ve etmekte ve Balık yeni ayında da bunları görüyoruz. Balık zaten özellikle çok ruhsal, çok derin, maneviyatı yoğun bir burç. Kolektifi etkileyen bir burçtur, son burçtur zaten. Balık burada duygularımızla, sezgilerimizle, maneviyatımızla daha fazla temas kurabileceğimizi bize gösteriyor. Yönetici gezegeni Neptün Balık burcunda. Yine Balık burcunun yücelim yöneticisi Venüs de Balık burcunda. 29 derece gibi çok hassas, çok güçlü bir derecede. Aynı zamanda tabii ki zor bir yıldız olan Şat yıldızıyla da birleşmiş durumda. Yani bu acıların, kayıpların, ızdırapların, ne yazık ki ölümlerin, hastalıkların yoğun olduğu ve bunlarla ilgili kayıplarla yüzleşebileceğimiz bir süreci de gösteriyor. Yardımlaşma temaları balıkla ilgilidir. Fedakarlıklar balıkla ilgilidir. Aynı zamanda yardıma muhtaç olmak. Yani şu anda yüz binlerce insan yardıma muhtaç. Şu anda bir aciziyet içerisindeler. Burada doğal olarak göçmek, yani evini, yurdunu bırakıp bir yerden bir yere gitmek gibi durumlar daha fazla artacak. Ve burada tabii ki bu yardıma ihtiyacı olan kişilere yardım etme teması daha fazla gündemimizde. Kitlesel olarak daha fazla kolektif alanda bunları görüyoruz. Herkes deneyimlesin ya da deneyimlemesin, uzaktan seyretse bile vicdani anlamda, duygusal anlamda etkilendiği bir süreçte. Vicdani anlamda çok güçlü tesirleri var bu dönemin.
Balık aynı zamanda tabii ki burada hastalıklar konusunda biraz kayıplarla birlikte hastalıklar, yoksunluklardan olabilecek, meydana gelebilecek hastalıklara dikkat çekiyor. Çünkü balık burcunu takip eden 7 Mart'ta Başak Burcu'nda bir dolunay yaşayacağız. Balık Başak aksı astrolojide sağlık şifa alanıdır. Yani burada bir yandan ihtiyaç sahipleriyle ilgilenmek, onların yaralarını şifalandırmak için büyük bir çaba içerisindeyiz. Bir yandan da tabii ki hastalıklar, hem ruhsal anlamda çok ciddi burada psikolojik hastalıklar, ruhsal travmalar var. Aynı zamanda işte fiziksel hastalıkların artabileceği bir süreçteyiz. Özellikle deprem bölgesinde. Burada 29 derecedeki Venüs'ün Neptün'le birleşimi, İlerleyen süreçte İkizler Burcu'ndaki Mars'ın da Neptün'de kare açıya doğru gidecek olması Mart ayı içerisinde bulaşıcı hastalıklar, özellikle sulardan meydana gelebilecek, bulaşabilecek hastalıklar anlamına geliyor. Özellikle deprem bölgesinde hijyen ve sağlık kurallarının burada çok acil bir şekilde toparlanması lazım. Çok zor tabii ki, çok büyük bir orada yıkım var. Ama burada da bir çok ciddi risk olduğunu görebiliyoruz. Özellikle bu etki işte sulardan gelebilecek zararlarla birlikte su ve okyanuslarda, denizlerde olabilecek kazalar, belki olabilecek başka türlü deprem veya benzer sel gibi bazı felaketler, kayıplar, ölümler, boğulmalar ve benzeri durumlarla da ilgili bir yıldızdır. Bu konuya dikkat çekiyor. Ve Balık Burcu yeni ayı burada Hossein sisteme göre baktığımızda aslında 12. ev balık olduğu için 12. evi etkiliyor. Yani 12. ev zor bir ev. Burası kayıplarla ilgili, sıkıntılarla ilgili. Aynı zamanda ülke içerisinde hastaneler, bakım evleri, muhtaç kişiler, işte hapishaneler, bunlar hep 12. evle ilgilidir. Hastaneler de büyük oranda zarar gördü tabii ki ve şu anda hastanelerin de çok zor bir durumda olduğunu, çok sayıda yaralı olduğunu burada söyleyebiliriz. İşte bu sağlık alanındaki etkilerin artması, artabilme olasılığı yine hastaneler ve sağlık kuruluşlarıyla da ilgili bu dönemde yoksunlukların, aciziyetlerin ve biraz daha hani zor koşulların artabileceğini de bize işaret ediyor. Balık burcundaki Venüs yeni ayın ertesi günü 21 Şubat'tan itibaren Koç burcunda ilerlemeye başlayacak. Jüpiter Koç burcunda biliyorsunuz ve yeni ayın yükselen burcu da Koç. Venüs ve Jüpiter Mart'ın ilk günlerinden itibaren kavuşumda olacaklar. Aslında Venüs-Jüpiter kavuşumu olumlu bir açıdır. İkisi de iyicil gezegenlerdir bakıldığında, olumlu değerlendirildiğinde. Bu biraz daha hani kişisel anlamda bize hevesimizi, coşkumuzu arttırabilecek, yaşam enerjimizi arttırabilecek, güç verecektir, kuvvet verecektir. Kişisel girişimler için enerji ve cesaret verecektir, savaşma enerjisi verecektir. Ama Koç Mars tarafından yönetilen savaşçı burçlardan birisi. Özellikle Venüs'ün Jüpiter'le de birleşmesi burada biraz daha savaş dürtüsünü arttırabilir, mücadeleleri arttırabilir. Daha kişisel isteklerin, arzuların biraz daha bencilce burada ortaya çıkmasına, bununla ilgili daha sabırsız, daha dürtüsel tavırlara yol açabilir. Jüpiter büyütücü bir etki olduğu için hani abartılı, fanatik eğilimler, kontrolsüz durumlar yaratabilir. Özellikle bu durumda biraz daha mücadele alanlarında depremzedelerin korunması, o bölgedeki halkın şu anda tabii ki hassasiyetleri arttı. İster istemez biraz daha kötü niyetli olabilecek insan grupları olabilir. Buralarda güvenlik güçlerine, askerimize daha fazla belki görev düşüyor. Oradaki huzuru sağlamaları anlamında, düzeni sağlamaları anlamında. Ama fanatik eğilimlerin, yani dürtüsel böyle kontrolsüz eğilimlerin, tavırların, daha saldırgan, daha mücadeleci tavırların ortaya çıkması mümkündür. Özellikle Şubat'ın sonu, Mart'ın başından itibaren bu eğilimler kişisel ya da toplumsal alanlarda gözlenebilir. Burada herkesin daha sağduyulu, daha sabırlı, daha sakin, daha uzlaşmacı olmasında fayda var. Kışkırtıcı eylemlerde bulunmamalıyız. Yani burada halkı ayrıştırıcı, böyle kimliksel, ırksal, etnik anlamda ayrıştırıcı tavırlar
zarar verici olacaktır ülkemiz için. Bu yüzden birlik beraberlik duygusu, burada balığın sembolize ettiği birlik beraberlik duygusunu yükseltmeliyiz. Düşmanca tavırlar yerine, suçlayıcı tavırlar yerine, kışkırtıcı tavırlar yerine daha belki ruhsal, daha manevi, daha yardımlaşma, daha affedici, bağışlayıcı, yapıcı, sevgi dolu, merhametli, şefkatli eğilimler, hareketler, eylemler içerisinde olmamızda fayda var. Özellikle buna da dikkat çekmek istiyorum. Kişisel olarak baktığımızda yeni ay 1 derece balık burcunda olduğu için sabit burçların son derecelerini ve değişken burçların ilk derecelerini etkileyecektir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçlar, balık, başak, ikizler, yay burçlarının 0 ile 5 derecesi arasında burcunuz, yükselen burcunuz, kişisel gezegenleriniz varsa etki alabilirsiniz. Bunun yanı sıra sabit burçların, kova, aslan, akrep, boğa burçlarının 26 ile 30 derecesi arasında yükselen güneş burcu ve kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa yine bu yeni aydan önemli etkiler alabilirsiniz. Şimdi kısa kısa yükselen burçlarınıza göre bu yeni ay size neler getirebilir, bunlardan bahsetmek istiyorum. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Balık burcundaki yeni ay 12. evinizde doğacak. Bu yeni ay sırasında gezegeniniz Mars ikizler burcunda. Sizin için özellikle bilinçaltınızın etkilerinin çok yoğunlaştığı, hayatın daha ruhsal yanlarına biraz daha çekildiğiniz, yaşamı sorguladığınız bir yeni ay bu. Bazı kayıplarınız olabilir. Çünkü Satürn 11. evinizde. Burada arkadaş çevreniz, sosyal çevrenizde sıkıntılar veya sizin onlarla ilgili toplumsal alanlarda aldığınız bazı sorumluluklar olabilir. Zaten balık yardımlaşma temalarını, fedakarlıkları, sevgi, şefkat, merhamet duygularını öne çıkarabileceğimiz, vicdani anlamda bu duygularımızla daha fazla yüzleşebileceğimiz bir süreci işaret ediyor. Hareketli bir aydasınız. Bireysel olarak hayatınızda eğitim gibi konularda, iş konularında, ticari alandaki hareketlilikler olabilir, seyahatleriniz olabilir, görüşmeleriniz, konuşmalarınız, yazışmalarınız, toplantılarınız artabilir. Özellikle Mart'ın ilk haftasında Venüs'ün de artık Koç burcunda Jüpiter'le birlikte sizinle birlikte olması iyicil bir etkidir. Maddi manevi destekler, bazı sorunlarınızın daha rahat çözülmesi, küçük büyük şanslar, fırsatlar getirebilir size. Sadece çok bireysel davranmamaya çalışın. Çok fazla dürtüsel, çok fazla fanatik eğilimlerde bulunmamaya çalışın. Balık yeni ayı biraz daha maneviyata yönelmeniz, biraz daha bilinçaltınıza yönelmeniz gerektiği anlamına da burada dikkat çekiyor. Kendinizin veya yakınlarınızın sağlıklarıyla ilgili konular olabilir. Bu nedenle işte gerek kontrolleriniz için, gerek tedaviler için hastane, bakım evi ve benzeri yerlerde de bulunabilirsiniz. Buralarda biraz daha gündemleriniz, süreçleriniz olabilir bu yeni ay ve takip eden günlerde. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. Balık yeni ayı 11. evinizde doğacak. Bu yeni ay sizin için kolektif alanda, toplumsal alanda, kalabalıklarla ilgili alanlarda biraz daha dikkat çekici faaliyetler içerisinde olabileceğinizi, kendinizi gösterebileceğinizi işaret ediyor. Bu bir yardım çalışması olabilir. Örneğin bir sanatsal becerilerinizle ilgili bir faaliyetiniz olabilir, bir başarı getirebilir size. İnsan gruplarının dikkatini çekebileceğiniz bir dönemdesiniz. Yeni hedefleriniz, yeni umutlarınız, dilekleriniz var ki bunlar geleceğinizle ilgili, kariyerinizle ilgili konularda alacağınız bazı sorumluluklar olabilir. Bulunduğunuz mevki icabı, mesela görevlerinizde bir artış, alacağınız ekstra sorumluluklar olabilir. Buralarda biraz yorulabilirsiniz, çaba gösterebilirsiniz. Bazı fedakarlıklarda da bulunabilirsiniz ama bunların maddi manevi size geri dönüşleri çok olumlu da olabilir sevgili boğalar. Bu süreç içerisinde duygusal konularda, arkadaş ilişkileri, çevresel ilişkiler, tanıdığınız kişilerle ilişkiler. Hani buralarda biraz daha bu ilişkilerinizle ilgili hareketlerde hani kişisel olarak daha fazla aktif olabilirsiniz. Ya da onlarla ilgili konu ve kavramlar gündeminizde çok önemli hale gelebilir. Tabii ki yeni tanışmalar olabilir, yeni çevrelere girebilirsiniz. Özellikle bir vakıf, dernek çalışması, bir yardım kuruluşu, bir sivil toplum örgütünde ilgili bir faaliyet, bir organizasyon, buralarda da yer almanız, buralara maddi manevi bazı desteklerde bulunmanız da mümkün görünüyor. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, Mars burcunuzda yeni ay
10. evinizde, kariyer evinizde. Kuşkusuz bu yeni ayla birlikte kariyerinizde, geleceğinizi etkileyen alanda, görev ve sorumluluk alanında, statünüzde bazı yeni kapılar açılabilir size. Enerjinizin yüksek olduğu, aktif olduğu bir dönemdesiniz. Sorumluluklarınız da artıyor. Yeni şeyler öğreniyorsunuz. Öğrendiklerinizi başkalarının da fark edebileceği bir şekilde kullanma imkanlarınız var. İşle ilgili seyahatleriniz olabilir. İşle ilgili eğitimleriniz olabilir. İçinde bulunduğunuz göreviniz itibariyle toplumsal alanlarda dikkat çekebilecek bazı faaliyetler içerisinde de olabilirsiniz. Çünkü şu anda yaptığınız çalışmalar, bulunduğunuz ortam, mevkiniz, statünüz toplumun dikkatini çekebilir. Grupların, kalabalıkların dikkatini çekebilir veya kitlesel anlamda başkalarının bir şekilde başkalarını etkileyebilecek bazı görevler alabilirsiniz. Bazı faaliyetler içerisinde olabilirsiniz. İş ve kariyer nedeniyle yer değişiklikleri, değişimler, görev değişimleri söz konusu olabilir sevgili ikizler. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, balık burcundaki yeni ay 9. evinizde doğacak. Çok duygusal, hassas, sezgisel, ruhsal enerjiler altındayız. Bu yeni ay ile birlikte yeni ayı takip eden günler içerisinde sizin için hayata bakışınız, düşünceleriniz, inançlarınız hem değişebilir hem daha da derinleşebilir. Sezgilerinizin güçlendiği bir dönemdesiniz. Bu size hem kişisel anlamda hem kolektif alanda önemli yollar da açabilir. Yurt dışı konuları, uluslararası konular, bunlarla ilgili beklentileriniz varsa bu yeni ayda önemli açılımlar olabilir. Yolculuklarınız olabilir, seyahatleriniz olabilir. Bunlar manevi anlamda inançla ilgili konular, yardımlaşma temaları olabilir. Eğitimle ilgili konular olabilir. Örneğin bu yolculukların amacı. Yine din ve maneviyatınızla ilgili konularda bazı önemli açılımlar karşınıza çıkabilir. Eğitimle ilgili planlarınız varsa ya da akademik bir çalışma içerisindeyseniz bu yeni ay size önemli bazı fikirler verebilir, ilhamlar verebilir. Özellikle sanatla ilgili işleriniz varsa, çalışmalarınız varsa ruhsal ilham akışının çok güçleneceği bir dönemdesiniz. Medya, basın, yayıncılıkla ilgili işlerinizde belki bazı hukuksal bir işiniz varsa, örneğin bir davanız, bir mahkemeniz. Hani bu alanda da bu yeni ayın size önemli açılımlar getirmesini, yardımlar getirmesini, bir sorununuzu çözmek adına doğru insanlara ulaşmak, güçlü ve otorite figürlerinden, mesela otoriteyi elinde bulunduran kişilerden tavsiyeler almanız, bilgi almanız, yardımlar almanız mümkün. Doğru kişilere ulaşmanız mümkün. Bununla da ilgili önemli açılımlar gelebilir. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, balık burcundaki yeni ay 8. evinizde doğacak. Öncelikle Satürn karşıt burcunuzda olduğu için ilişkileriniz, işbirlikleriniz, ortaklı işlerinizde şu anda bazı kısıtlamalar, yoksunluklar, biraz sıkıntılı durumlar söz konusu olabilir. Evet, kayıplarımız var, acılarımız var, yakınlarımızda, uzaklarımızda, ama herkes bir şekilde az veya çok bundan tesir alıyor. 8. evinizdeki balık yeni ayı. Bu dönemde maddi konularda fedakarlıklar, bağışlar, yardımlar yapabileceğinizi gösteriyor. Aynı zamanda ihtiyacınız olan yardımları, bağışları da alabileceğinizi gösteriyor. Burası başkalarıyla paylaştığınız kaynaklardır. Aynı zamanda size gelebilecek ek kaynaklardır. Yani eşinizin gelirleri, giderleri, kazançları ile ilgili konular olabilir. Miras, nafaka, tazminat, burs, sigorta geliri ve benzeri konularınız olabilir. Emeklilik gibi bir konunuz da olabilir. Buralarda yeni bir adım atılması, bunlarla ilgili anlaşmaların olması, yasal bazı süreçlerin olması mümkün görünüyor. Aynı zamanda ruhsal ve bedensel şifa arayışınız olabilir. Bir sağlık sorununuz varsa bunun çözümü için işte terapi alabilirsiniz. Çözüm yolları arayabilirsiniz. Arınma çalışmaları yapabilirsiniz. Aynı zamanda bir ameliyat, bir operasyon tedavi amaçlı olabilir. Bunlarla ilgili konularınız da bu yeni ayla birlikte sizin için gündemde olabilir. Maneviyatın derinleştiği, farkındalığınızın arttığı bir dönemdesiniz. Evet, hayatta krizler var, zorluklar, kayıplar, sıkıntılar var. Ama bunların her biri aslında dünya okulunun önemli dersleri olarak baktığımızda bizim tekamülümüzde de bize önemli yol gösterici işaretler getiriyor. Fark etmek, anlamak, değerlendirmek önemli. Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, balık yeni ayı 7. evinizde. İlişkileriniz, eş partner konuları, işbirlikleriniz, ortaklı işleriniz, buralarda önemli bazı yeni başlangıçlarınız olabilir.
İşle ilgili sorumluluklarınız artıyor olabilir. İşinizle ilgili bir ortaklaşa bir çalışmanız veya bir desteğe ihtiyacınız varsa, bir yardıma ihtiyacınız varsa mesela bununla ilgili bir gelişme olabilir bu anlamda. Aynı zamanda bir sağlık sorununuzu çözmek adına da doğru kişilere, mesela doğru bir doktora ulaşmanız, işte doğru bir tedavi yolu belirlemeniz, bunlarla ilgili açılımlar olabilir bir sorununuzu çözmek adına. Evlilikle ilgili kararlarınız var. Süreç içerisinde bir evlilik kararı almanız ya da aldığınız bir kararı uygulamaya koymanız, bir ilişkinizle ilgili önemli kararlar vermeniz mümkündür. Bu tabii ki bazı sorunlu ilişkilerin, hani bir ortaklık olabilir, bir evlilik olabilir. Artık onu çözebilecekseniz sorunları, çözme yolunda ilerliyorsunuz. Çözülmeyecek bir konuysa da bitebilir. Yani ilişkilerinizde de bazı önemli kararlarınız olabilir. Bu süreç yeni ay ve takip eden günlerde bununla da ilgili önemli açılımlar getirebilir. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, balık burcundaki yeni ay 6. evinizde doğacak. Günlük hayatınızın detayları, alışkanlıklarınız, rutinleriniz, iş hayatınız, çalışma koşullarınız, genel sağlığınız, buralarda bu yeni ayda daha fazla etkilenebilir. Zorluklarınız olabilir. Günlük rutinlerinizde beklenmedik değişimler olabilir. Biraz tabii ki balık, kitlesel anlamda çok önemli süreçlerden geçiyoruz. İşini kaybedenler, evini kaybedenler söz konusu. Ve burada yeni bir düzen kurma, yeni bir belki çevre, yeni bir işte iş ile ilgili, hani düzeninizi kurmakla ilgili temalar var. Bununla ilgili ihtiyaç duyduğunuz yardımlar olabilir veya siz başkalarına yardım edebilirsiniz. Yeni bir işe başlamak da olabilir. Sağlıkla ilgili hassasiyetler varsa bunların çözümü için artık şifa arayışları ya da sağlığınızı iyileştirmek adına, örneğin zararlı bazı alışkanlıklarınız var, bunları bırakmanız gerekebilir. Diyete başlamak, beslenme programınızı değiştirmek, bağımlılıklardan kurtulmak, onlarla yüzleşmek anlamına da geliyor tabii ki. Bu yeni ay bunlarla ilgili konulara dikkat çekiyor. Evcil hayvanlarla ilgili gündemleriniz olabilir. Belki bir evcil hayvanınız olacak. Hayatınıza böyle bir yenilik katacaksınız. Bir hayvan sahiplenebilirsiniz. Mesela bir asistana ihtiyacınız var. İşinizde, evinizde bir yardımcıya ihtiyacınız var. Onlarla ilgili konularınız olabilir. Bir başlangıcınız olabilir. Tüm bu konulara dikkat çeken bir yeni ay döngüsündeyiz. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, balık burcundaki yeni ay 5. evinizde doğacak. Aslında balık yeni ayı duygusal, romantik, sanatsal, ilham içerikli bir yeni ay. Size bu anlamda enerji olarak destek olacaktır. Yani yaratıcılığınızı arttırabilir, sanatla uğraşan bir akrepseniz ilham akışı artacaktır bu dönemde. Hem Neptün'ün hem Venüs'ün de balık burcunda olması bu dönemde bu yaratıcı süreçlerinizi, ilham akışını güçlendiriyor. Dikkat de çekebilirsiniz yaptığınız işlerle, çalışmalarla. Romantik konularda, aşk, duygusal, sevgi, şefkat alanında, paylaşımlarda çok güçlü etkiler var. Tabii biraz burada dünyasal sevgiden ziyade daha ilahi sevgi yönünde de açılımlar olabilir. Çocuklarla ilgili temalar var. Çocuk sahibi olmak, hamilelik, doğum gibi bir konunuz hayatınızda gündemde olabilir. Aşık da olabilirsiniz. Var olan aşk ilişkilerinizde tabii önemli, çok güçlü deneyimler söz konusu olabilir. Yardımlaşma temaları, merhamet, şefkat burada öne çıkıyor. Bunları ortaya çıkarabileceğiniz aktiviteleriniz olabilir. Toplumsal alanda da, kolektif alanda da daha aktif olabilir. Kendinizi bu eğilimlerle bu yeni ayda çok daha güçlü, etkilenmiş bir şekilde ifade edebilirsiniz sevgili akrepler. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, 4. evinizde bir yeni ay var. Bu yeni ay yaşadığınız yer, eviniz, düzeniniz, ailenizle ilgili konulara işaret ediyor. Bir yenilik, bir yeni düzen kurma olabilir. Birçok insan, evet, zaten kayıplar nedeniyle hayatında, evinde, yaşadığı mekanda, ailesiyle ilgili ister istemez yeni bir düzen kurma aşamasında. Ve buralarda hem kendi hayatımızda hem başkaları için de bu düzeni kurma konusunda yardımlaşıyoruz. Yakınlarımıza, ailemize, tanıdıklarımıza. İşte böyle bir dönemdeyiz. Sizin için de ev yuva alanında, aile alanında yardımlaşma temaları, fedakarlıklar biraz daha ön planda olabilir. Taşınma gibi konular olabilir. Size ait bir emlak,
bir toprak, bunun satılması, kiralanması veya bağışlanması gibi konularınız olabilir. Ebeveynlerinizle ilgili hassasiyetleriniz olabilir. Onlarla ilgilenmeniz gerekebilir. Yardımlaşma temaları olabilir. Daha fazla hayatınızda ailenizle birlikte olmanızı gerektirebilecek konu ve kavramlar olabilir. Bu dönem biraz daha özel yaşam, ev, yuva, aile konularını işaret ediyor. Buradaki etkiler, duygusal etkiler, enerjiler güçleniyor. Ve tabii ki yeni bir düzen kurma, yeni bir başlangıç gibi tesirler de sizin için önemli hale geliyor. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, balık yeni ayı 3. evinizde doğacak. Bu yeni ay yakın çevrenizdeki kişiler, komşularınız, akrabalarınız, yakınlarınız, onlarla ilgili konularda önemli enerjiler ortaya çıkarıyor. Venüs'ün Neptün'ün de balık burcunda olması. Burada balık çok kolektife ait bir burçtur. Çok hassas, duygusal, sezgisel bir burçtur. Aynı zamanda yardımlaşma temaları, sevgi, şefkat, empati gibi konular, fedakarlıklar bu burcun temsilidir. Yakın çevremizde olup bitenler sizi zihinsel anlamda, duygusal anlamda çok etkileyebilir ve gerçekten burada önemli kararlar vermeniz mümkün. Yakın çevrenize daha fazla ilgilenmeniz, daha fazla hareket mümkün. Seyahatleriniz olabilir ki bunlar evet özel hayatınızda eğitimle ilgili, işle ilgili olabilir. Aynı zamanda yardım temaları nedeniyle de bir yerden bir yere gitmeniz, yolculuklar yapmanız mümkün. Kardeşlerle ilgili konularınız çok aktif. Burada olumlu durumlar da olabilir. Evet, biraz sizi fazla zorlayabilecek kayıplarla ilgili sorunlar da olabilir. Sezgilerinizin, ilham akışınızın arttığı bir dönemdesiniz. Bunu kişisel işlerinizde, yaratıcı süreçlerinizde, tasarım gibi işlerde uğraşıyorsanız, bu yaratıcı ilham akışını iyi bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Yeni şeyler öğrenme konusunda hevesli olduğunuz bir dönem, yeni girişimlerde de bulunabilirsiniz. Belki de bazı düşüncelerinizde sezgisel akışla da beraber inanç sistemlerinizde, düşünce sisteminizde de çok önemli değişimler, yenilikler söz konusu olabilir. Sevgili oğlaklar, Plüto burcunuzda artık son derecelerde köklü bir dönüşüm içerisindesiniz. Her anlamda duygusal, bedensel, ruhsal, zihinsel her anlamda bu güçlü dönüşümleri, sezgisel akışları alabilirsiniz. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, balık yeni ayı 2. evinizde doğacak. Satürn burcunuzda artık son derecelerde, 7 Mart'ta ayrılacak burcunuzdan. Tabii ki bu ayrılış öncesinde belki de bu dönemde çok güçlü ve hızlı tesirler getiriyor size. Bu son 2,5-3 yıldır yaptığınız çalışmaların, harcadığınız emeklerin bir karşılığı da olabilir. Bir başarı da getirebilir size. Bir yandan da öğreneceğiniz dersler her neyse hızlandırılmış bir şekilde bunları çok hızlı bir şekilde de gündeme getiriyor olabilir. Zorluklar, sorumluluklar, görevler var. Kişisel anlamda da var, toplumsal alanda da var. Önemli farkındalıklarla yüzleşiyoruz. Eksiklerimiz, hatalarımız varsa onlarla da yüzleşiyoruz. Kuşkusuz bunların belki bedellerini de ödeme dönemindeyiz. Ama elimizden gelen şeyleri yaptıysak o zaman bunun karşılığını da olumlu olarak alabiliriz. Balık yeni ayı para evinizde olacak. Burada tabii ki parasal kazanç süreçlerinizde, değer üretmelerinizde bir yenilik olabilir. Bir işe girme, para kazanma imkanları, bir başlangıç olabilir sizin için. Aynı zamanda balığın içinde var olan yardımlaşma temaları, fedakarlıklar, bağış gibi konular sizin de parasal anlamda bu dönemde gerek ihtiyacınız olan yardımları, bağışları alabileceğinizi veya sizin başkalarına yardımlar, bağışlar yapabileceğinizi işaret ediyor. Yani parasal alanda bir fedakarlığın olması ya da bazı hak edişlerin olması mümkün bu dönemde. Hepimizin etkilendiği önemli süreçlerden geçiyoruz. Elinizden geldiği süreçte bu dönemde karşılık beklemeden yapacağınız her türlü fedakarlık, maddi manevi yardımında size çok olumlu geri dönüşleri, hak edişleri olabilir tabii ki sevgili kovalar. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, burcunuzda bir yeni ay doğuyor. Sizin için yılın önemli bir dönemi. Güneşinizle birleşen bir yeni ay, özellikle doğum gününüz 20 Şubat'ta 25 Şubat arasıysa bu etkiyi daha güçlü bir şekilde alabilirsiniz. Tabii ki hayatınızda bir yenilik, bir başlangıç, bir yeni karar, bir adım olabilir. İşinizle ilgili, kariyerinizle ilgili, ilişkilerinizle ilgili. Neptün burcunuzda, Venüs burcunuzda, biraz Venüs'ün zor derecelerde olması bazı kayıpların hayatımızda olabileceğini de gösteriyor. Veya kendimiz kaybetmesek bile
kolektif alanda yaşanan üzücü durumlar, sıkıntılar, olumsuz enerjilerin tabii ki duygusal düzeyde tesirleri var. Burada önemli farkındalıklar, önemli zihinsel duygusal açılımlar olabilir. İlham akışının çok güçlendiği bir dönemdesiniz. Merhamet, sevgi, yardımlaşma, bağış temalarının, empati temalarının çok öne çıktığı bir dönemdesiniz. Ve sizin bu güçleriniz de çok inanılmaz derecede artmış durumda. Bu dönemde gerek kendiniz, gerek çevreniz, yakınlarınız, aileniz, her alanda kendinizi bu enerjilerle çok daha sarmalanmış hissedebilirsiniz. Kişisel anlamda yaratıcılığınızı iyi ifade edebileceğiniz, dikkat çekebileceğiniz de bir dönemdesiniz. Özellikle 21 Şubat'tan itibaren Venüs'ün Jüpiter'le beraber para evinize doğru da ilerlemesi, ihtiyaç duyduğunuz parasal desteklerin gelmesini ve sizin de özellikle çalışarak da kazançlarınız anlamında daha fazla bir bolluk, bereket anlamında bir artış olabileceğini, iyicil etkiler altında olabileceğiniz de ifade ediyor. İhtiyaç duyduğunuz o güvenceyi, maddi manevi güvenceyi kısa sürede temin edebilirsiniz sevgili balıklar.